Bütçe görüşmeleri öncesinde iş ve aş buluşmaları için kadın yoksulluğu yeneceğiz programı çerçevesinde çok sayıda ile gittik. Ve bütün bu buluşmalar hem kadınlarla hem çiftçilerle, işçilerle, sendikalı insanlarla, güvencesiz olanlarla, sokak satıcılarıyla, kağıt toplayıcılarıyla, toplumun geniş kesimiyle görüştük. Bu buluşmalarımızda ifade edilen şey şuydu. İnsanlar gelire ulaşamıyor. Zaten çalışanlar için bir ücretli yoksulluğu var, çalışan yoksulluğu var. Ama en büyük sorunların başında gelen şey ise işsizlik, gelir güvencesizliği. Özellikle tarım alanında çiftçiler işte mazota, tohuma, gübreye erişememe. Mevsimlik tarım işçisi kadınlar hem çalışma koşullarının çok ağır olması hem ücretlerin düşük olması, bir de erkeklerle kadınlar arasında ücret farkının olması, eşit ücret alamamak, sağlığa, eğitime erişememek, hastalıklarla boğuşmak. Yani çok fazla sorun var. Diyebilirim ki gittiğimiz her yerde insanlar canından bezmiş hale gelmiş durumda. Yani bu şekilde gitmeyeceğini söylediler bize. Yani bu böyle gitmez, bir şey olması lazım diyor herkes. Bir taraftan böyle bir tablo var. Bir taraftan da geliyoruz Ankara'ya, bütçe görüşmelerine. Oradaysa pembe bir tablo çiziliyor. Yani neler yapılmış? Yollar, köprüler, hanlar, saraylar. Yani bu yapılan köprülerin, yolların, şunların, bunların halka bir faydası yok. Yani halk belki geçecek üstünden ama zaten bu hizmetlerin yapılması gerekiyor. Yani siz köprü, yol yapıyorsunuz diye, kimsenin geçmediği, inmediği havaalanı yapıyorsunuz diye, bu halk aç kalmak, sefil olmak, dişinden tırnağından aktardığını hep vergilerle, sudan, ekmekten, her şeyden vergi veriyoruz. Bunlarla merkezi hükümete devretmek durumunda olmamalı. Biz orada şunu gördük, yani bütçe gerçekten büyük bir israf içinde olan saraya harcanıyor. Yine bütçe öyle bir düzenlenmiş ki, mesela kadınların ne kadar bu bütçeden yararlandığı ölçülemiyor. Öyle bir endeks yok. Savaşa büyük bir bütçe ayrılmış durumda. Yani neredeyse bütçenin 1/5'i güvenlikçi politikalara ayrılmış. Faiz nedeniyle bir yük biniyor bütçeye. Buna milyarlar ayrılmış. Yani böyle şeylere gidiyor bütçe. Oradaki tartışmalar bunun üzerine geçti ve önergelerimiz de biraz bu bütçedeki eşitsizliklere, özellikle bölgesel eşitsizliklere, Kürdistan coğrafyasına örneğin yönelik politikalara baktığımız zaman büyük bir yoksullaştırma, işsiz bırakma, yatırım yapmama, tarımı desteklememe, işte sadece yoksulluk yardımlarına muhtaç ederek bir oy deposu olarak görme orayı. İnsanların, çocukların, gençlerin hayatını değiştirecek, geleceğe umutla bakabileceği hiçbir yatırım yok, hiçbir düzenleme yok. Bunlara karşı halkı güçlendirecek önergeler verdik. Ev emekçisi kadınların, ki toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor, işe giremediklerini, bir gelire erişemediklerini. O yüzden de ev emekçisi kadınların sigorta hakkı olması gerektiğini, emeklilik hakkı verilmesi gerektiğini savunduk ve bunun için önerge verdik. Hepsi AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Öncelikle son haftalarda daha da artan bir spekülasyon var. Yani döviz üzerinden bir spekülasyon bu ve bunun bayraktarlığını da Erdoğan yapıyor. Bu süre içerisinde aynı zamanda asgari ücret belirleme komisyonu tartışmalarını yapıyordu. Ve biz bu kendi 6.000 lira asgari ücret net önerimizi bile düşünmek zorunda kaldık. Yani 5.000 lirayı da 6.000 liraya çıkarttık. Çünkü durmadan Türk parası değer kaybetti. Türk lirasının değer kaybetmesinin sebebi Erdoğan'ın ekonomi politikalarını devreye sokması. Bu ekonomi politikası da şu: emek ücreti, yani emek değersizleşsin, ucuzlaşsın. Hani diyordu ya bir ara, Çin'deki gibi olacağız, Çin modeli diyordu. Emeği ucuzlaştırdı, o günlerde de asgari ücret tartışılıyor. Şimdi o emeği ucuzlaştırdıkça döviz fırladı ve insanlar marketlere gittiği zaman markete bir müze gibi davranmaya başladılar. Yani raflara bakıyor, fiyatlara bakıyor ama tekrar yerine koymak zorunda, alamıyor. Çünkü fiyatlar korkunç arttı. Şimdi bu geliri 4.253 liraya çıkararak
müjde işte, hayır yani hemen ertesi gün o 4253 lira bir önceki asgari ücretin de gerisine düştü. Sonra çıktı, dedi ki ben dedi mevduatı dövize endeksliyorum. Bu şekilde demedi ama onun Türkçesi bu. Mevduatı dövize endeksledi. İhracatçının, ithalatçının bu döviz hareketlerinden dolayı oluşabilecek gelir kayıplarını dövize endeksledi. Ben dedi bunu hazineden vereceğim, bunu karşılayacağım dedi. Kamudan bunu karşılayamazsın, kamudan karşılarsan o zaman bunun anlamı daha büyük enflasyon, hiper enflasyona gitmektir. Yani büyük bir pahalılık fırtınasının esmesidir. Dolayısıyla aslında bunun anlamı ileriki günlerde, yani bugünü böyle geçiştiriyor, aslında geleceğe doğru bir yükü atıyor. Yani çok geçmeden her şeye zam yaparak, pahalılığı artırarak, para basarak, daha da büyük bir enflasyon yaratarak, hiper enflasyonla hepimizin boğazını sıkmayı hedefliyor. O yüzden bugünkü göreceli küçük bir rahatlamadan kimse halay falan çekmesin. Yani bilmiyorum, sosyal medyada güya döviz düştü diye halay çekenler vardı. Kusura bakmayın ama halay çekenler kim biliyor musunuz? Asıl halay çekenler. Onlar Beştepe sermayedarları halay çekiyor. İşte TÜSİAD'ından MÜSİAD'ına kadar hepsi halay çekiyor. Çünkü onlara garanti verildi. Eğer sizin bankada birkaç milyon liranız ya da euronuz, dolarınız varsa siz de halay çekin tabii. Ama cüzdanında 5 kuruş parası olmayan insan için bu ne demek biliyor musunuz? Açlık ve sefaletin daha büyüyeceği anlamına geliyor. O yüzden biz şöyle yaptık. Bugün ben basın açıklamasında da söyledim. Yani madem ki mevduatı, yani bankada parası olanların parasını dövize endekslediniz. Madem ki ihracatçının, ithalatçının alışverişlerindeki dolar dalgalanmalarını dövize endekslediniz. Yani bu farkları karşılayacağınızı söylüyorsunuz. O zaman asgari ücretlinin maaşını da dövize endeksleyin. Sadece asgari ücretlinin değil, bütün ücretlilerin, çiftçilerin, tarımla uğraşanların bütün gelirlerin dövize endeksleyin. Hatta böyle giderse TL'ye ne gerek var? Hepimiz döviz kullanalım o zaman. Yani bu Erdoğan'ın politikası bir kurtuluş değil, ekonomik krizi çözecek bir müjde değil. Tam tersine büyük bir felaket habercisi. Belki seçimlere kadar bir rahatlama yaratırız diye bu politikalarla umuyor. Ve bütün kamuya bindirdiği yükü de seçimlerden sonraya atıyor. Yani seçimlerde beni seçin. Şimdilik küçük bir, yani size sözler veriyorum, bir nefes alın. Ben tekrar bir halktan rıza alayım. Daha sonra kamu kaynaklarından halktan toplayacağım bunları diyor.